Hepsinin vazgeçilmez düşleri, umutları vardı. Hepsinin öyküsü Anadolu'dan İstanbul'a uzandı. Henüz İstanbul'a yenilmemişlerdi. Klakson sesleri, uzun vapur düdükleri, martılar, telaşla koşuşturan insanlar kentin tam ortasından bir görüntüyle başlayıp öyküler geçiyordu kentin içinden. Herkesin film olabilecek bir hikayesi vardır. Ama hikayeyi kağıda dökmek ayrı bir iş. Peki annem baban ne diyor bu işe? Filmler senaryolar üzerinde kurulur. Öyleyse yaşamı doğru gözlemek gerekir. Bakırköy'de iyi bir ailenin çocuğuydum. Yalıda oturuyordum. Orada Bakırköy Bez Fabrikası'nda bir kıza yerli filmlerdeki gibi sevdalandım. O aşk yüzünden evlen aram açıldı. Ben evden kaçtım. Gecekondulara gittim. Orada bir oda tuttum ki o zaman gecekondu sadece gecekondulardı. Yani kümes gibi şeylerdi. 12 kuruş saat ücretinden fabrikaya girdim. Hamal kadrosundan. Sonradan 3-4 ay sonra zaten biraz mürekkep yalamışlığımız olduğu için puantörlüğe geçtim. Yani kibar sentten insanlarla, fabrika işçilerinden, sokaktaki serserilerle, her türlü insanla birlikte yaşantılarım oldu. Bunlar da senaryo yazmamda büyük yarar dokandı. Yani bizim gerçek dışı gözüken, böyle biraz amiyane sayılan filmlerde daha çok gerçek vardı. Yani Türk insanı vardı. Belli reçeteler üzerine kurulur o yıllarda filmler. Ve mutlaka o reçetelerdeki kavramlara yer verilir. İster melodram olsun, ister komedi. Senaryoyu seyircinin istekleri nabzı belirledi o yıllarda. Duygu ve masal sinemasıydı. Masal kahramanlarını nasıl görmek istediyse gözlerimiz, filmlerde de öyleydi. Filmlerde oyuncular özenilecek ölçüde iyi niyetli, şefkatli, dürüst ya da gerçek yaşamda karşılaşmak istenmeyecek kadar acımasız ya da kalpsizdirler. Karşılık verme köpek! Esas oğlan, esas kız, kötü adam. İşte bu üçgenin her köşesinde yer alan kişi aşağı yukarı hep aynı karakterleri oynadı filmlerde. Ve filmlerde bir süre sonra her zamanki tipleriyle ortaya çıktıklarında ve her zamanki marifetlerine başladıklarında ise seyirci için sürpriz değildiler. O anda ya sevilirler ya da kızgınlıkların hedefindedirler. Çoktan onlarla bütünleşmiştir seyirci.